Bir bağlantı daha gerçekleştirelim. Aspor yorumcusu Serdar Sarıdağ var karşımda. Serdar Sarıdağ merhabalar, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Süper Lig 12 Haziran'da, Zira Türkiye Kupası da 16 Haziran'da başlıyor. Kararı nasıl değerlendirirsin? Tabii, mutluluk verici bir karar. Hepimizin de beklediği, açıkçası benim de beklediğim bir karardı. Ama bu karar niye göre verildi? Ülkenin salgın durumuna göre, vaka sayılarına göre, gidişata göre ilk zamanlar ne denildi? Şimdilik denilmişti tarih. Artık bundan bir iki hafta önce şimdilik kelimesini de kullanmayı bırakmıştı Türkiye Futbol Federasyonu. Çünkü gidişatın olumlu ilerlediğini gördüğü için kendi sağlık kurulu, kulüp doktorlarıyla yapılan görüşmelerin ardından bir plan program çizildi. Ve Almanların da tabii bu ligi oynatması, iki hafta geçti galiba ortada. Oyuncuların da bu ligi alışması, o futbol alışması tabii ki rehberlik görevi yaptı. Bu bir şans Almanların bu işi bizden önce başlatması. Mutluluk verici. Yani biz oyunu özledik. Ama tabii bu oyunu özlediğimiz bu oyunu oynatma konusunda atılan ilk adımlarda özellikle sosyal medyada, basında çok kavgası yapıldı, çok eleştirildi. Ne demek efendim oynatmak denildi. Fakat şu an herkes aynı noktaya geldi. Şimdilik kelimesine hiç kimse dikkate almamıştı o dönemlerde. Hatta ben şöyle yorumlamıştım. Demek ki oyunu değil, kavga etmeyi özlemişiz diye. Dolayısıyla kalan haftalar oynandığında inşallah kavga, gürültü ve demin Zeki abinin de dediği gibi hakem hataları arka planda kalır. Bence artık şimdilik kelimesi tamamen rafa kalktı ve bu işten de kolay kolay dönüş olmayacağını söyleyebiliriz. Ama Zira Türkiye Kupası'nda da çok heyecan verici bir maç var. Fenerbahçe-Trabzonspor, o da önemli bir maç. Onların da tarihin belirlenmesi tabii ki bizim için mutluluk verici. O oyunu gerçekten özlemişiz. Evet, aynı şekilde Alanya-Antalya karşılaşması da Fenerbahçe-Trabzonspor maçı 16 Haziran. Alanya-Antalya karşılaşması da 18 Haziran'da oynanacak yarı final rövanşları. Şimdi istersen küme düşme uygulamasının devam edecek olmasını ve oyuncu değişikliği hakkının da 3'ten 5'e yükselmesini de değerlendirelim. Serdar Sarı'dan neler söylersin? Şimdi oyuncu değiştirme hakları tabii ki ülke federasyonlarına bırakmışlardı ama kullanmak en mantıklısı. Birincisi, sıcak bir dönemde oynanacak. Yani artık Haziran, Temmuz havaların nasıl seyredeceğini bilmiyoruz. Çok anormal sıcaklıklar olacağı söyleniyor. Meteoroloji tahminleri öyle gösteriyor. Dolayısıyla bu açıdan zaten 5 oyuncu değiştirme hakkını kullanmak çok mantıklı. Yani oyuncuların o sıcak havada dinlenebilmesi için sağlık, yani COVID-19 virüsü taşımıyor oyuncular ama bu kez sıcak havadan sıkıntı yaşamasınlar diye. Dolayısıyla bunu kullanmak önemli. Kaldı ki bu 5 oyuncu değiştirme bence birçok, yani bunun dışında başka katkısı da olacak. Nedir o? Şampiyonluk yarışından kopmuş olan, efendime söyleyeyim, küme düşme hattından uzaklaşmış olan takımlar 5 oyuncu değiştirme hakkını kullandığında gençlere de şans verebilme, kendi altyapısından yetiştirmiş olduğu ama kadroda olup da oyuna giremeyen birçok gence de şans verebilme açısından önemli bir nokta. Bakın, hatta burası daha da önemli bence. Türk futbolunda belki de bu 5 oyuncu değiştirme hakkı nedeniyle Türk futbolunda sahada yeni yüzleri, daha genç yüzleri, daha taze futbolcuları görebiliriz. İnşallah da öyle olacak. Mesela Beşiktaş 3-0 olmuş, skor avantajı yakalamış. Oyuncu değiştirme hakkı 4 tane var. Bu son 2 oyuncu değiştirme hakkı, yani son 5 dakika 2 tane genç futbolcuyu sahaya sürse fena mı olur? Veya başka takım şampiyonluk yarışından kopsun veya kopmasın. Skor elde etmişsin sonuç itibariyle. Dolayısıyla gençlerin de şans bulacağını tahmin ediyorum kalan haftalarda. Bence kalan haftalarda takımlar bu yöne de eğilirse iyi olur. Çünkü artık futbol ekonomisi eskisi gibi değil. Transferde o büyük paralar olmayacak. Dolayısıyla kendi altyapısından çıkacak olan oyuncularla yola devam etmek zorunda kalacaklar bazı takımlar. Yani üreten futbola geçecekler. Bu 5 oyuncu değiştirme durumu, buna bu açıdan bakmak lazım. Umarım katkı sağlar 5 oyuncu değiştirme hakkı. Peki son olarak şunu da sormak istiyorum. 12 Haziran tarihi yaklaşık önümüzde 2 hafta var futbolcuların hazırlanması için. Yeterli olacak mıdır? Tabii ki bu merakla bekleniyor. Özellikle mesela Beşiktaş 2 hafta önce idmanını iptal etmişti pozitif vaka açıkladığı için. Şimdi bu hazırlık süreçleri nasıl ilerleyecektir sana göre? Neler söylersin? Tabii bu konuda bazı şikayetler var. Bazı oyuncular sosyal medya hesaplarında bu durumu böyle
mizahi bir dille eleştiriyorlar. Hani 12 gün var, bakalım nasıl olacak gibilerinden. Tabii ki şartlar biraz sıkıntı yaratabilir. Çünkü bazı takımlar hiç vaka sayısı yaşamadan, yani hiç pozitif virüs görmeden yoluna devam etti. İdmanlarını hiç aksatmadı bazı takımlar, ama bazı takımlar aksatmak zorunda kaldılar. Şimdi bundan sonraki süreçte tabii ki herhalde kamp dönemi başlayacak. Kampa girecekler. 12 günlük kamp, tabii ne kadar hazır olabilecekler merak ediyoruz. Bu konuda bazı takımların sıkıntısı var mı? Var. Şikayetleri olsa haklılar mı? Haklılar. Yani bir hafta ilerisi de olabilir mi? Evet. Ama sonuç itibariyle artık kimse şunu söylemiyor sevgili Ezgi. Hayır efendim, bu lig oynanmaz, oynanmamalı demiyor kimse. Herkesin tek sıkıntısı, hani bir hafta ilerisinde mi olsaydı acaba bu yönde tartışma çıkar en fazla. Başka da çıkacağını zannetmiyorum. Kavgayı değil, oyunu özlemişiz. Onu bir kez daha inleyelim. Evet, Serdar Sarıdağ, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için ve yayınımıza katıldığın için. Mutlu günler diliyorum. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Evet, süreci yeniden bir özetleyelim. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan beklenen açıklama geldi. Süper Lig 12 Haziran'da başlayacak. Önümüzde yaklaşık 2 haftalık bir süreç var. Alınan kararlar önemli. 12 Haziran'da başlayacak ligde küme düşme uygulaması devam edecek. Hatırlayacaksınız, daha önce yapılan toplantılarda 7 kulübün düşmenin kalkması için öneride bulunduğunu biliyoruz. Ancak bu talep kabul görmedi. Türkiye Futbol Federasyonu küme düşme uygulamasının devam edeceğini aynı şekilde açıkladı. İFAB'ın bir tavsiye kararı vardı. Oyuncu değiştirme hakkının 3'ten 5'e çıkarılması yönünde. Bundesliga'da bildiğiniz gibi uygulanmaya başlamıştı bu oyuncu değiştirme hakkının 5'e çıkarılması. Aynı şekilde Süper Lig'de de 5 oyuncu değiştirme hakkı olacak takımların. Türkiye Futbol Federasyonu Ziraat Türkiye Kupası için de kararını açıkladı. Yarı final rövanş karşılaşmaları 16 Haziran Salı günü Fenerbahçe Trabzonspor, 18 Haziran'da da Aytemiz Alanyaspor ve Fraporta Antalyaspor yarı final rövanş mücadeleleri oynanacak diyelim. Son karar geldi Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası için. Spor gündemini burada noktalıyoruz. Mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın. Lige devam etmeyebilir, sakatlıklar fazla olabilir diye. Çünkü 45 gün, 50 gün evde kaldı bu oyuncular. Evde idman yaptılar ama salon sporu değil ki futbol. İdmanı ancak sahada yaparsınız. O yüzden oyun içinde fazla sakatlık olabilir. 3 oyuncu değişikliği yetmeyebilir diye 2 oyuncu devre arasında değişecek. İkinci devrede daha çok böyle mücadele olacak ve oyuncular yorulacağı için, daha fazla sakatlık riski olacağı için 3 oyuncu hakkı daha tanındı. Bunu da dünkü yayında söylemiştik. 5 oyuncu değişikliği de kabul görecek diye A-Spor'da. O da kabul edildi. Onu da çok olumlu buluyorum. Yani UEFA da aslında bu işin üzerine düştü. Liglerin oynanmasından yana tavır aldı. Futbol Federasyonu da burada dirayetli durdu. 2 Mayıs'tan beri takımlar aslanlar gibi çalışıyor. Tabii bazı takımlarda, Beşiktaş, Fenerbahçe gibi takımlarda idmanlar aksadı pozitif vakalar yüzünden, ama 12 Haziran'a kadar dediğimiz gibi takımlar tamamen hazır hale gelecek. Burada tabii ki sterilizasyon çok önemli. Takımlar kampa girecekler. Şöyle söyleyeyim ben, kalan 8 hafta boyunca tesislerde belirli kişiler yer alacak. Deplasmana gidecek takımlarda belirli sayıda insan olacak o takımlardan. Yöneticiler belirli sayıda olacak. Herkes kendini sterilize edecek. Evlere dahi bile gitme olmayacak virüs tehlikesi nedeniyle. Zaten hakemler Riva'da kampa girecek. Sadece federasyonun belirlediği araçlarla maçlara gidip geri dönecekler tekrar. Yani Bundesliga Ligi kesinlikle bize bir ışık tuttu. Önümüze bir ışık tuttu. Ben öyle teknik direktörlerle görüştüm ki bu süreçte Mayıs ayının başlarında bana aynen şunu söylüyorlardı. Futbolcuları bırakın idmana çıkarmayı, evden dışarı çıkmaya bile korkuyor diyorlardı. Ama Bundesliga'daki futbolcuların o cesurca sahadaki mücadelelerini gördükten sonra bu oyuncular, onlar da cesaretlendiler. Demek ki oynanabiliyormuş, biz de oynanırız. Oynayabiliriz bu oyunu diyerek şu anda sorunsuz bir şekilde futbolcular da idmanlarını yapıyorlar. Ligde benim tedirginliğim hakem hataları ve çok fazla bu süreçte kalan 8 hafta sakatlıkların olabileceğini düşünüyorum. Allah hiçbir futbolcuya sakatlık vermesin. Ligimiz
adil bir yarışa sahne olsun, kalan 8 hafta hakem hataları olmasın ve şampiyon olan takıma şunu diyelim: bu takım şampiyonluğu anasının ak sütü gibi helal etti diyelim, ama hakemler hatalarıyla, bilerek ya da bilmeyerek yaptıkları hatalarıyla bazı takımların küme düşmesine neden olmasınlar, bazı takımları da şampiyonluktan etmesinler.